Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz, çok şükür elhamdülillah. Arkadaşlar bugün inanın gerçekten şu anda çok yorgunum ve bazen böyle hiç takatım bile olmuyor. Bu havalardan mı veyahut da daha benim üstümdeki yorgunluk mu bitmedi bilmiyorum. Arkadaşlar bugün bir kedi dili yapalım yiyelim dedik. Fırın kullanmıyoruz malum. Hamur işlerine ara verdik ama yine de ara sıra bir kaçamak yapıyoruz. Kedi dilinde arkadaşlar şekerim var bir bardak. Bunlar normal ölçüyle yapıyorum işte. Bir bardak unum var. Her zaman nişasta da kullanıyordum. Bu gün nişastam kalmamış. Bir tane vanilya. Üzeri için bir su bardağı süt kullanacağım. Bir pakette çikolata, bir buçuk su bardağı süt, bir paket çikolata sosu ve kedi dilimiz var. Kedi dilini Mustafa çok seviyor arkadaşlar. Onun için ben de yapayım dedim. Değişiklik olsun dedim. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. İlk önce bir sütümüzden biraz alalım bir kabın içinde. Şuna boşaltacağım ben. Buna daha iyi batırıp şey olması daha iyi oluyor. Sizlerde neler var neler yok. Biz uğraşıyoruz sıcaklarla, havalarla. Şöyle biraz sütü koyacağım. Yine eğer eksik olursa yine katarız. Şimdi arkadaşlar fırınımın içinden hemen tepsimi çıkartayım. Her zamanki yaptığım tepsiye yapacağım zaten. Bir ıslatalım. Şöyle. Şunları şöyle alalım. Şunun sütünü de şöyle şuraya koyayım. Gerçi her yerinde reklamı var bunun. Önce bir paketini kullanalım bakalım. Ondan sonra diğer paketini açarız zaten. Burayı tam şöyle gösterelim, ayarlayalım. Arkadaşlar. Mustafa'nın da yumurtaları var şurada. Tavuğunun yumurtaları. Şöyle arkadaşlar kedi dillerini batırıyoruz. Sütün içine, sonrasında tepsimize diziyoruz. Ben biraz tabakta süt artarsa şey yapıyorum. Ne onun adı? Üstüne de döküyorum böyle daha yumuşak oluyor. Kedi dili kuru olduğu zaman sevmiyorum ben. Bunu bir yerde gördüm arkadaşlar. Bir yerde de yapan kişi şeydi. Nasıl diyeyim size? Bunları kırıyordu parça parça. Fincanın içine koyup da öyle kullanıyorlardı. Hemen de ıslanıveriyor. Eğer yani artık böyle olan varsa muhallebinizden tekrar muhallebi yapıp onu da fincanın içine koyup öyle de ikram da edebilirsiniz. O da güzel oluyor. Büyük büyük kuplarda. Evet.
dizdik bunları. Şöyle kalan sütü de üstüne gezdirelim. Bunlar burada bekletin arkadaşlar. Biz de muhallebimizi yapalım. Sen şurada dur bakayım. Yani başka bir şey kullanacağız. Arkadaşlar 1,5 kaşık tereyağı koydum. Eritiyorum şimdi. Kamerayı açmayı unutmuşum o sırada. Bu sefer ununu kavuracağım. Öyle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hafif de ununu kavursan yine un kokusu olmuyormuş. Biri öyle söyledi. Bu sefer öyle yapayım dedim. Bakın nasıl olacak. Ama sanki yağ biraz az oldu gibi. Bunu iyice karıştıracağız arkadaşlar, kaynayana kadar. Bu içindeki topaklar gidene kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kıvamını aldı. Çok güzel. Şimdi bunu şekerli vanilya yapmayı unutmuşum bu sefer. Şöyle iyice bir karıştırayım da. Sıcaktan iyice terledik vallahi. Hava bulutlu ama spatulam da yok.
Garıldı. İkisi de sıcak. Arkadaşlar böyle muhallebisini yaptım. Üf, anama bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzelce. Sen oraya koy tezgahını sen. Şimdi bunun, bu biraz soğusun arkadaşlar. Soğuduktan sonra gözüküyor mu tam oradan Abdullah? İyi gözüküyor. He, bu soğusun arkadaşlar. Soğuduktan sonra dondu mu şu yüzü kabuk bağlıyor ya. O zaman üstüne çikolata sosunu yapacağız. Bu şimdi bunu şuraya şöyle pencerenin ağzına soğutmaya alalım. Bu burada esiyor buradan. Arkadaşlar estikçe üç kardeşteki soğur. Videoyu devamlayana istiyorsan mumlu falan yoruma yazın istiyoruz diye. İsterlerse yazarlar. Arkadaşlar muhallebimiz dondu. Şimdi sütümüzü ocağa alıyoruz güzelce. Çikolata sosunu yapacağız. Şimdi bir de şöyle yarım arkadaşlar. Zaten bunlarla klasik su bardakları aynı ölçüde alıyor. Hatta o gün bir tane bardak vardı bizde, büyük bir bardak. Onlar Rümeysa'nın suyu ölçtüydü, aynı su. Değişen bir şey yok yani. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar güzelce. Pişireceğiz. Evet arkadaşlar, güzelce çikolata sosunu da yaptık. Şimdi sıcak oldu böyle. Şöyle güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Bu da donacak şimdi. Tabii ki kenarlar defleti oldu.
Şöyle hemen yakından görelim. Bir de evet arkadaşlar, pastamız böyle bu şekilde oldu. Bugünlük pasta videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.